Nano robotlar var bir de. Milimetrenin de altındaki küçüklükte hücreye ulaşabilecek çok küçük robotlar. Bunlar gerçekten metaller, mekanikler, makinalar yani. Ben bu büyük görebildiğimiz robotlardan değil de daha çok bu göremediklerimizden korkuyorum. Bu ürkütüyor beni aslında. Nanoteknoloji. 1959 yılında fizikçi Richard Feynman ilk kez bu nanoteknoloji kavramından bahsetmiştir. Nano boyutlardan bahsetmiştir. Sonra bilim adamlarının nano parçacıklara olan ilgisi artmıştır ve bunun üzerine çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Sadece yapay zeka anlamında değil, aynı zamanda biyoteknolojiyle de entegre ederek çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Yani nano robotiğin amacı tek bir hücreden, bir mikro işlemciden bile daha küçük boyutlarda ve o boyutlarla girebileceği sistemin içinde bilgi alma, işleme ve işlenen bilgiyi de eyleme dönüştürme gayesiyle ortaya çıkmıştır. Mikroçipler nanoteknolojiyle insan vücuduna entegre edilmesi. Bu da aslında yine dönüp dolaşıp bu transhümanizm, posthuman kavramını geliyoruz. Yani insanı aslında organik bir canlıyken inorganik hale getirme, gelecek nesiller için DNA'ların üzerinde oynama yapılma isteği. Yani şöyle düşünüyorum, bu yapay zeka ve teknoloji ve biyoteknoloji insanın etik ve ahlaki kavramlarından o kadar hızlı ilerliyor ki bizim düşünmemize bir aralık bile tanımıyor. Bir nevi yetişmekte, algılamakta bile zorlanıyoruz.